Merhaba arkadaşlar. İrfan Özdemir, 3B Eğitim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugünkü dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Fiil konusunu işliyorduk. İşlemeye devam edeceğiz. Kılış, oluş, durum fiillerinden bahsettik. Fiilde kip kavramından bahsettik. Çekimli eylemi anlattık. Zaman kaymasını anlattık. Şimdiki dersimizde de fiilde zaman kavramından bahsedeceğiz. Basit zamanlı fiiller, bileşik zamanlı fiiller, onlardan bahsedeceğiz. Ve işlediğimiz bu kavramlarla ilgili birkaç soru çözüp iyice konumuzu inşallah pekiştireceğiz. Evet, başlıyorum. Arkadaşlar, fiil konusu çok kapsamlı bir konu. Kavramları tek tek İnceliyoruz, işliyoruz, gidiyoruz. Başka bir kavram var sırada. Fiilde zaman kavramı. Fiilde zaman. Sevgili arkadaşlarım, fiilde zaman denildiği zaman akla iki şey gelir. Bir, basit zamanlı fiiller. İki, birleşik zamanlı fiiller. Bakın, burada hataya düşülmemesi lazım. Arkadaşlar, basit fiil demiyorum bakın. Basit zamanlı fiil diyorum. Basit fiil herhangi bir yapım eki almayan, çekim eki alabilen bir fiildir. Ama basit zamanlı fiil haber veya dilek kiplerinden sadece birisiyle çekimlenen fiildir. Bileşik zamanlı fiil bileşik fiille karıştırılmamalı. Bakın dikkat edin lütfen. Bileşik zamanlı fiil diyorum. Birleşik fiil demiyorum. Haber veya dilek kiplerinden iki tanesiyle çekimlenen fiillere de biz bileşik zamanlı fiil diyoruz. Şimdi bu kavramları tek tek inceleyeceğiz. Evet, fiilde zaman iki başlıkta incelenir. İlki basit zamanlı fiiller. Evet gençler, sürekli tekrar etme gereği duyuyorum. Önemine binaen basit fiil değildir. Bakın bu basit zamanlı fiili anlatıyorum ben size. Lütfen şu kavrama çok dikkat edin. Nedir basit zamanlı fiil? Haber veya dilek kiplerinden birisiyle çekimlenen fiildir. Hocam hangisinin olmasının bir önemi var mı? Herhangi birisinin olmasının hiçbir önemi yok. Herhangi birisi olabilir yani. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu ister haber kipi olur, ister dilek kipi, ister kipi, emir kipi, gereklilik kipi, aklınıza gelebilecek her türlü kip olabilir. Hemen bununla ilgili örneklerimize geçelim. Arkadaşlar. Duymazsınız fiiline bakalım hep beraber. Götürsünler fiiline bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Fiiline bakalım. Ve son olarak arkadaşlar, satılmış fiiline bakalım. Evet, ilk örneğe bakıyoruz. Duymazsınız. Arkadaşlar, duymazsınız ifadesi bir çekimli fiil midir? Evet, bir çekimli fiildir. Bu kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Duydur. Şu mezmaz geniş samanın olumsuzu değil miydi?
Geniş zamanın olumsuzu dışında herhangi bir kip var mı bu fiilde? Yok. O halde bu fiil basit zamanlı bir fiildir. Peki götürsünler fiiline bakıyoruz arkadaşlar. Götür. Bir eylem midir? Evet. Sen götür. Bir emir kipi midir? Evet. Emir kipi dışında bu fiile gelen başka bir haber veya dilek kipi var mı? Yok. O halde bu fiil de basit zamanlı bir fiildir. Yaşamaktasın. Bu kelimenin kökü yaş olabilir arkadaşlar. Yaş bir isimdir, evet. Ama yaştan yaşamak olmuş. İsimden fiil yapma eki almış. Yani yaşamak bir fiil midir? Evet. Peki bu fiilden sonra gelen mekte şimdiki zaman yorkip ekinin anlam ve görevini üstlenen bir ek değil miydi, hatırlayalım. O halde mekte makta dışında başka bir kip eki almış mı bu fiil? Hayır. Bir tane kip eki almış. O halde bu fiil de nedir arkadaşlar? Basit zamanlı bir fiildir. Bakın dikkat edin lütfen arkadaşlar. Yaştan yaşama. Buradaki A sesi bir istek kip eki değildir. İsimden fiil yapan ektir. Bunu bir istek kipi olarak düşünen olursa eğer, burada iki tane kip eki var. Dolayısıyla bu bir bileşik zamanlı fiildir diye düşünebilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Kelimeyi ekine, köküne doğru ayırmanız lazım. Devam ediyoruz. Satılmış kelimesine bakalım. Satmak, fiil kökü. Satmaktan satılmak, fiilden fiil yaptı. Mışmış, öğrenilen geçmiş zaman kip eki. Başka bir kip eki var mı? Yok. O halde burada da bir tane kip eki var. Dolayısıyla bu dört arkadaşlar, bu dört fiil de birer tane haber veya dilek kipi aldığı için bu dört fiil basit zamanlı fiildir diyoruz. Evet, basit fiil demiyoruz arkadaşlar. Bakın, yapı olarak incelersek belki basit fiil diyebileceklerimiz var ama basit zamanlı fiil diyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi cümle şeklinde birkaç örnek yazmak istiyorum. Çocuk elmayı dalından kopardı. Evet. Bahçedeki ağaçların yaprakları sararmış. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada iki tane örnek var arkadaşlar. Bu örneklerdeki yüklemlerin basit zamanlı mı yoksa bileşik zamanlı mı olup olmadığına bakacağız. Hemen ilk örneğe bakıyoruz. Bu yanılgıya sebebiyet verebilir. Burada arkadaşlar ar eklerinin geniş zaman eki olduğunu düşünüp hiç kelimeyi ekine köküne ayırmadan burada bileşik zamanlı fiil vardır diye düşünenler olabilir. Bu kesinlikle çok büyük bir hata olur. Arkadaşlar hemen bakalım. Çocuk elmayı dalından kopardı. Kopardı bir yüklemdir ve bir eylemdir. Peki bu kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Kopmaktır. Kopmak bir fiil midir? Evet. Peki kopmaktan sonra gelen ar geniş zaman kip eki midir? Yoksa sözcüğün anlamını değiştiren bir yapım eki midir? Arkadaşlar buradaki ar geniş zaman kip eki değildir. Fiilden fiil yapma ekidir. Arkadaşlar kopmakla koparmak aynı şey midir? Hayır. Buradaki ar geniş zaman kip eki olarak düşünülemez. Dolayısıyla burada kaç tane kip eki var? Kaç tane kip eki var? Bir tane kip eki var. O da görülen geçmiş zaman kip ekidir. Başka da bir kip eki yok burada. O halde bu fiil basit zamanlı mıdır? Kesinlikle bu fiil basit zamanlıdır. Devam ediyoruz. Bahçedeki ağaçların yaprakları sararmış. Evet, sararmışın kökü ne? Sarıdır arkadaşlar. Ve sarı bir isimdir. Peki sarıdan sonra gelen şu ar geniş zaman kip eki midir yoksa
İsimden fiil yapan bir ek midir? Tabii ki arkadaşlar, buradaki er ay isimden fiil yapan bir ektir. Sarıyla sararmak aynı şey midir? Hayır. Bir de buradaki er ad cümleye bir işin her zaman yapıldığı anlamı mı katıyor? Hayır. Çocuk elmayı dalından kopardı ifadesindeki er ad bir işin her zaman yapıldığı anlamında mı kullanılmış? Hayır. O halde buradaki er adların ikisi de geniş zaman kipeki değildir. Dolayısıyla burada kaç tane kipeki var? Bir tane kipeki var. Duyulan geçmiş zaman kipeki var. O halde arkadaşlar bu fiil de nedir? Basit zamanlıdır. Evet. Bu detay çok önemli arkadaşlar. Basit zamanlı fiillerle ilgili benim söyleyeceklerim kısaca bunlar arkadaşlar. Hatırlayın, zaman fiilde zaman kavramını iki başlıkta ele alacağımızı söylemiştik. Birincisi basit zamanlı fiildi. İki diyoruz, birleşik zamanlı fiil. Arkadaşlar, haber veya dilek kitlerinden iki tane alın. Fiillere birleşik zamanlı fiil diyoruz. Birleşik fiil demiyoruz bakın. Birleşik zamanlı fiil diyoruz. O halde yazıyorum. Haber veya dilek kitlerinden İki tane alan, iki tane alan fiillerdir. Arkadaşlar, bileşik zamanlı fiil kavramını tabii biz hikaye bileşik zaman, rivayet bileşik zaman, şart bileşik zaman olarak üç kategoride ele alıyoruz. Ayrıyeten bir başlık yapmaya gerek yok. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bileşik zamanlı fiil kavramıyla ilgili karşımıza çıkan üç tane önemli unsur var. Bir, hikaye birleşik zaman. İki, rivayet birleşik zaman. Üç, şart birleşik zaman. Hemen bu eklerin hangi ekler olduğunu yazalım altına. Hikaye birleşik zaman eki ne olabilir arkadaşlar? Dığdin. Rivayet bileşik zaman eki mışmış. Peki şart bileşik zaman eki ne olabilir arkadaşlar? Ses. Yani arkadaşlar, bir fiil herhangi bir kip eki aldıktan sonra dıdi, mışmış, ses alırsa bileşik zamanlı bir eyleme dönüşür. Hemen çok basit bir örnekle başlayalım. Oku bir fiil midir? Okuyor. Basit zamanlı bir fiildir. Çünkü kaç tane kipeki almıştır? Bir tane. Peki ben bu basit zamanlı fiilin sonuna idi, imiş, ise getirip bu fiili bileşik zamanlı fiil yapabilir miyim? Evet. Okuyordum. Ben okuyordum. Yine okuyor basit zamanlı fiil. Sonuna mışmış geldi. Bileşik zamanlı oldu. Okumak fiil, okuyor yine basit zamanlı bir fiil. Okuyor yine basit zamanlı bir fiil. Sonuna SSA geldi. Bakın bileşik zamanlı oldu. Şimdi arkadaşlar, okumak bir eylem dedik. Yor şimdiki zamanki peki aldı. Basit zamanlı bir fiil. Basit zamanlı bir fiilden sonra idi, imiş, ise getirdiğimiz zaman bu basit zamanlı fiil neye dönüşüyor? Birleşik zamanlı bir fiile dönüşüyor. Okuyor idi. Okuyor imiş. Okuyor ise. Peki biz bu fiilleri nasıl tanımlarız? Nasıl ifade ederiz? Okumak fiilinin şimdiki zamanın hikayesi. Okumak fiilinin şimdiki zamanın rivayeti. Okumak fiilinin şimdiki zamanın şartı şeklinde ifade ederiz. Sadece haber kipleriyle mi bileşik zamanlı fiil elde edilebilir? Hayır. Dilek kipleriyle de bileşik zamanlı fiil elde edilebilir. Durmak bir fiildir. Durmalı, basit zamanlı bir fiildir. Durmalıydı şeklinde ifade edersek bileşik zamanlı bir eyleme dönüşür. Durmalı, basit zamanlı bir fiil.
yine sonuna mış geldiğinde bileşik zamanlı bir eyleme dönüştü. Durmalı basit zamanlı bir fiil, sonuna sa geldi. Arkadaşlar bileşik zamanlı bir eyleme dönüştü. Peki biz bu fiilleri nasıl ifade edeceğiz? Durmak fiilinin gereklilik kipinin hikayesi. Durmak fiilinin gereklilik kipinin rivayeti. Durmak fiilinin gereklilik kipinin şartı şeklinde ifade ederiz. Toparlayacak olursak, bir tane haber veya dilek kipi alan fiillere basit zamanlı fiil, iki tane haber veya dilek kipi alan fiillere de ne diyoruz? Birleşik zamanlı fiil diyoruz. Şimdi cümle şeklinde birkaç tane örnek verelim. Sınavda karşınıza çıkabilecek, zorlanabileceğiniz, karıştırabileceğiniz bazı örnek ifadelerden derlenen birkaç tane cümleyle dersimize devam ediyoruz. Ne derse desin ona karışma. Galiba maç 22 gibi başlarmış. Bilmezdim. Şarkıların bu kadar güzel olduğunu. Evet arkadaşlar, son bir örnek daha yazıyorum. Geliyorsak bunun bir sebebi olmalı. Şimdi arkadaşlar, bir kere şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Basit zamanlı veya bileşik zamanlı bir fiil, özellikle bileşik zamanlı bir fiil her zaman yüklemde olmayabilir. Yani biz fiili tespit edip fiilden sonra gelen kip sayısına göre biz o fiile basit zamanlı veya bileşik zamanlı fiil diyebiliriz. Onun için zaman, fiilde zaman kavramıyla ilgili bir soruda fiilin tespit edilmesi ve fiile gelen kip eklerinin tespit edilmesi son derece önemlidir. Şimdi çok önemli örnekler yazdım tahtaya. Onlardan ilkiyle başlayalım. Ne derse desin ona karışma. Bu cümlede mesela basit veya bileşik zamanlı fiiller var mı? Hep beraber bakalım. Arkadaşlar cümlenin yüklemine bakalım önce. Ne derse desin ona karışma. Karışma bir yüklemdir. Karışmak bir fiildir. Karışma, buradaki mema arkadaşlar karış geniş zamanının olumsuzu değil midir? Karış, karışma. Dolayısıyla buradaki mema geniş zamanın olumsuzudur. Geniş zamanın olumsuzudur. Dolayısıyla burada kaç tane kip eki var arkadaşlar? Bir tane kip eki var. Geniş zaman kip eki var. Başka da yok. O halde bu fiil basit zamanlı bir fiil midir? O halde bu fiil basit zamanlı bir fiildir. Ama yüklemde bir tane basit zamanlı fiil olması cümlenin başka bir yerinde bileşik zamanlı fiil olmadığı anlamına gelmez. Arkadaşlar ne derse desin ifadesindeki derse sözcüğünde kök demek midir? Evet. Demekten sonraki re geniş zaman kip ekidir. Sa ise şart kip ekidir.
Yani demek fiilinin geniş zamanının şartı. Dolayısıyla burada bir, iki tane kip eki olduğu için bu ifade birleşik zamanlıdır. Evet. Birleşik zamanlı fiili sorup, böyle bir cümle sorup, böyle bir cümleyi şıklarda ifade edip tuzağa düşürebilirler. Dikkat etmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Galiba maç 22 gibi başlarmış. Yine çok önemli bir örnek. Arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar genelde bu fiili şöyle ifade ederler. Kök baştır, isimdir. Baştan başlar şeklinde ifade ederler. Yani lerleri sanki bir çokluk ekiymiş gibi düşünürler. Halbuki durum öyle değil. Çünkü baştan başlamak olmuş. Lela isimden fiil yapma ekidir. Re geniş zaman kip ekidir. Mışmış geniş zamanın rivayetidir. Dolayısıyla bu fiil de arkadaşlar birleşik zamanlı bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu. Evet, cümleyi kurallı hale getirelim. Şarkıların bu kadar güzel olduğunu bilmezdim. Bilmezdim yüklem oldu. Kök ne? Bil. Çok karıştırılan, çok önemli bir hususa daha geldik. Bil fiil köküdür. Bilden sonraki mezmaz geniş zamanın olumsuzu mudur? Evet. Yani biz bunu geniş zaman kipeki olarak kabul edecek miyiz? Tabii ki. Peki di'de görülen geçmiş zaman kipekidir. O halde bilmek fiilinin geniş zamanın olumsuzunun hikayesi. Yani bu fiilde arkadaşlar bir, iki tane haber kipi olduğu için bu fiil de birleşik zamanlı bir fiildir. Çok önemli. Devam ediyoruz. Geliyorsak bunun bir sebebi olmalı arkadaşlar. Yüklem olmalı. Bir tane kip eki var. Dolayısıyla bu fiil basit, zamanlı bir fiildir. Fakat geliyorsak ifadesinde kök gelmektir. Yo şimdiki zaman kip ekidir. Sesa ise arkadaşlar şimdiki zamanın şartıdır. Dolayısıyla bir, iki tane kip eki olduğu için geliyorsak ifadesi nedir arkadaşlar? Birleşik zamanlıdır. Evet. Arkadaşlar toparlayacak olursak, bir tane haber veya dilek kipeki alan fiillere basit zamanlı fiil, iki tane haber veya dilek kipeki alan fiillere ne diyoruz? Birleşik zamanlı fiil diyoruz. Ve arkadaşlar örneklerimizi bu şekilde sizlere ifade ettik. Dolayısıyla bugün fiil konusuyla ilgili planladığımız noktaya gelmiş olduk. Şimdi biraz bu anlattıklarımla ilgili birkaç tane soru çözüp ondan sonra dersimi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem ötekilerden farklı bir kiple çekimlenmiştir? Biz kip kavramını ikiye ayırmıştık. Hatırlayın, haber kipleri, dilek kipleri. Farklı bir kip diyor. Hemen bakıyoruz, ilk şıkka bakıyoruz. Elem deryasında yüzsün taş gemiler. Kurallı hale getiriyoruz. Taş gemiler elem deryasında yüzsün. Yüzsün hangi kiple çekimlenmiştir arkadaşlar? Emir kipiyle çekimlenmiştir. Bir annenin sesinde saklanır koca mazi. Kurallı hale getiriyoruz. Koca mazi bir annenin sesinde saklanır. Saklamaktan saklanmak. Saklanmaktan saklanır. Irk. Geniş zaman. Vesikalı fotoğraflarda dondu tebessümler. Tebessümler vesikalı fotoğraflarda dondu. Dıdi. Görülen geçmiş zaman. Üşümüş tan ağrırken kırağı çalan hatıralarım. Kırağı çalan hatıralarım tan ağrırken üşümüş. Üşümek fiil kökü. Mışmış. Duyulan geçmiş zaman. Kuytu karanlıklarda ben her gece ağlıyorum. Ağlamak fiil kökü. Yor şimdiki zamanki peki. Evet, cevap ne oldu arkadaşlar? Adana. B, C, D, E şıklarında. Geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman. Yani haber kipleri var ama A şıkkında dilek kipi, tasarlama kipi olduğu için bu sorunun cevabı nedir arkadaşlar?
Adana'dır. Evet, az önce işlediğimiz yerle ilgili arkadaşlar güzel bir soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlıdır? Bakın dikkat, yüklem birleşik fiildir demiyor arkadaşlar, birleşik zamanlıdır diyor. Yosun kokuyordu Karadeniz'in mavnaları. Kurallı hale getiriyoruz. Karadeniz'in mavnaları yosun kokuyordu. Kokmak fiil, kokuyor, yor şimdiki zaman, idi şimdiki zamanın hikayesi. A şıkkında kaç tane kipeki var arkadaşlar yüklemde? 2 tane kipeki var. O halde A şıkkındaki yüklem birleşik zamanlı bir fiil midir? Cevap Adana. Hemen diğer şıklara hızlı şekilde bakalım. Yorulup oturmuşum bir pınar başına, bir pınar başına yorulup oturmuşum. Mış mış var, başkanda kipeki yok. Candan teşekkür ettim. Ettim, bir tane kipeki var. Yalvarsam da fayda yok. Yalvarsam, sesa var. Kar etmiyor, yor var bir tane, başka da yok. Sulara vuran bulutların seyrine dalmıştır. Evet, dalmış. Buradaki mış mış var sadece. Arkadaşlar bu bir tuzak işte. Buradaki tır tir arkadaşlar bir kipeki değildir. Buradaki tır tir bir ek eylemdir. Daha sonra ek eylem konusunda biz ondan çok detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. İki tane kipekin olduğu şık A şık olduğu için bu sorunun doğru cevabı ne arkadaşlar? Adana. Devam ediyoruz. Yine başka çok güzel bir soru arkadaşlar. Çekimli fiil kavramını soruyor. Bir önceki dersimizde çekimli fiil kavramını anlatmıştım. Haber veya dilek kiplerinden herhangi birisiyle çekimlenen fiillere çekimli fiil diyoruz. Lütfen kavram kargaşası yaşamayalım. Aslında biliyoruz bunları. Fakat çekimli fiil deyince, basit zamanı deyince kafalar karışıyor. Çekimli fiil bu. Peki bakalım. Bu arada arkadaşlar fiilimsiler asla çekimli eylem değildir. Bu bir tuzak olarak sınavda karşınıza çıkabilir. Fiilimsiler çekimli eylem değildir. Peki bakıyoruz. Soruya bakalım önce. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiildir diyor. Ağlamak sözcüğü kökü ağla fiildir. Ama mekmak mastar eki almıştır. İsim fiil eki almıştır. Yani bu bir fiilimsidir. Fiilimsiler çekimli eylem olamaz. Gülerken sözcüğü kök gülmektir. Gülerken ken zarf fiil ekidir. Bir fiilimsidir. Çekimli eylem olamaz. Hasret özlenenden uzak mı kalmaktır? Özlemekten özlenmek, özlenmekten özlenen en an sıfat fiildir. Yani bu bir fiilimsidir. Kalmaktır. Kal fiil, mekmak isim fiildir. Yani bu bir fiilimsidir. Bakın arkadaşlar, 1, 2, 4 ve 5 numaralı ifadelerin hepsi bir eylemsidir. Bunların çekimli eylem olma şansı var mı? Yok. Ama 3 numaralı cümleye bakıyoruz. 3 numaralı ifadeye bakıyoruz. Sevmek için güzele mi bakmalı? Bakmak fiil kökü melimalı. Gereklilik kipeki midir? O halde bu bir çekimli eylemdir. Cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap oldu. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Bu soru da çokça sorulan soru kalıplarından, soru tiplerinden bir tanesi. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Çekimli fiil, haber kipi, görülen geçmiş zaman. Bakın birleşik zamanlı diyor. Dikkat edin lütfen. Emir kipi. Çekimli fiil bakalım önce. Bütün kapılar kapandı. Kapamaktan kapanmak kapandı. Görülen geçmiş zaman kipeki almış. O halde bu bir çekimli fiil midir? Evet. Peki aynı fiil aynı zamanda görülen geçmiş zaman kipeki almış. Yani aynı fiil aynı zamanda bir haber kipi midir? Evet. Peki görülen geçmiş zaman kipekimiz ne bizim arkadaşlar? Dığı değil. Aynı fiil görülen geçmiş zaman kipeki de almış. Peki birleşik zamanlı bir fiil var mı? Birden karşıma çıkmayın. Korkuyorum. Uykusuzum fena halde. Sokaktayım. Karanlık bastırdı mı bozuluyorum. Hemen fiillere bakıyorum. Çıkmayın. Korkuyorum. Bastırdı mı bozuluyorum. Arkadaşlar bütün fiillerin altını çizdim. Çıkmayın hangi kiple çekimlenmiştir arkadaşlar? Çıkmayının olumlusu ne? Çıkın. Değil mi? Çıkın, çıkmayın. O halde çıkmayın nedir arkadaşlar? Bir emir kipidir.
Korkuyorum. Yor şimdiki zaman kipeki var. Bastırdı. Dı di dili geçmiş zaman kipeki. Bir tane görülen geçmiş zaman kipeki var. Bozuluyorum da ki yor şimdiki zaman kipeki. Arkadaşlar o halde bu dörtlükte birleşik zamanlı bir eylem yok. Yani iki tane haber veya dilek kipeki alan bir eylem var mı? Yok. Peki emir kipi var mıydı? Var. O zaman bu sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Evet. Arkadaşlar son bir soru çözüyorum ve dersimi sonlandırıyorum. Son sorumuz. Aşağıdaki listelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil değildir? Evet. Haber veya dilek kiplerinden herhangi birisiyle çekimlenmeyecek. Sana şiirler okuyacağım. Gitme. Gitme. Arkadaşlar gitme. Git fiilinin olumsuzudur. Dolayısıyla bir emir kipidir. Yani çekimli bir eylemdir. Sana çiçekler getireceğim. Bozulmuş yüz bahçelerinden. Evet. Buradaki mışmış. Duyulan geçmiş zaman kipeki midir? Yoksa sıfat fiileki midir? Hangi yüz bahçelerinden? Bozulmuş yüz bahçelerinden. Bakın buradaki bozulmuş sözcüğü sıfat görevinde kullanılmıştır. O halde buradaki mışmış sıfat fiildir. Dolayısıyla bu kelime bir eylemsidir. Eylemsiler asla çekimli eylem olamazlar. Ben senin en çok sesini sevdim. Sevdim, di, görülen geçmiş zaman. Solması için gülü dalından mı koparmalı? Koparmalı, melimalı, gerekli kipi. Hicranla ağıran bu saçlar değil, sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış. İhtiyardan ihtiyarlamak, ihtiyarlamaktan ihtiyarlar imiş. İki tane kipeki var burada arkadaşlar. Yani bu da bir çekimli fiil. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Evet. Dersimizi burada sonlandırdık arkadaşlar. Bu konuları tekrar etmenizi, tekrar ederken yazarak çalışmanızı ve tekrar yazarak çalıştıktan sonra tekrardan sonra mutlaka bu konuyla ilgili bolca soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.